Evliliğine dair ilk kez bu kadar samimi cümleler dökülüyor dudaklarından. Özge, evlendikten sonra aslında seninle ilk kez bir araya geldik. Biz öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten çok uzun bir ilişkiydi bizim için. Devrim niteliğinde bir durum değildi yani. Hani bir de bu süreci tecrübe edelim dedik ve evlendik. Resmileşti sadece. Serkan Çayoğlu'nun geçtiğimiz akşam Özge Gürel için söylediği cümleyi hatırlatıyor Ömür Sabuncuoğlu. Serkan Çayoğlu'nun bir röportajı olmuş, duydun mu? Ne söylediğini? Ne söylemiş? Söyler misin? Sen söyle. Sen söyle. Biliyorsun bizim için çok özel bir yıl oldu. Biz evlendik. Türkiye'nin en güzel kadını benim eşim oldu. Ondan sonra yani çok güzel bir anı, çok güzel anılar biriktirdik. Güzel bir sene oldu. Bebeğim yani ya. Serkan romantik. Evet, çok ya. Utandırdı beni. Serkan Çayoğlu'nun bu romantik sözünün bir karşılığı olur mu? O biliyor, ben sürekli söylüyorum zaten. Yani bize sevgiyi ifade ederken hiç çok fütursuz bu konuda. Çok seviyorum yani, hep diyorum. Bu ilişki o sevgi rutinine bir dönüşemedi. Biz çok aşığız, çok aşık devam ediyoruz. Ve Serkan'ı her sabah gördüğümde çok mutlu oluyorum tekrar tekrar. İşte evde o yoksa ve eve geliyorsa yine mutlu oluyorum. İki iyi arkadaş olmaları da çok önemli. İlişki bu kadar sürmesine sebep olan durum da bu. Hem çok iyi arkadaş olmamız hem de o çekimin hala devam etmesi. Evliliklerinin henüz başındalar. Akıllarının bir köşesinde anne baba olmak var mı? Sana nasıl geliyor annelik fikri? Uzak. Uzak. Uzak geliyor. Bir çocuğun hayatında o kadar önemli bir figür olabilme fikri birazcık şu an bana ürkütücü geliyor ve vakti var. Özge Gürel çocuk fikrinden bahseder.